Benim hayalim de bu. Yani hep Beşiktaş stadında yapmak istedim benim tekniğimi. Nasip oldu. Çok mutluyuz. Herkese merhaba. Tek kişilik dev kadro yine karşınızda. Derbiye geldik. Beşiktaş Trabzonspor maçını izleyeceğiz. Sizleri çok sıktığımın farkına vardım. O yüzden maç esnasını birazcık kısa tutmaya çalışacağım. Röportajlarımız olacak. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Bugünkü maç benim tahminince skorlar eşit olur. 3-2 Beşiktaş alırdan gidiyorum. Bu sene zaten çok bir güzel bir performans veremedik. Takımımız olsun, yönetim olsun, değişiklikler olsun. Ondan sonra cuma yönetim içerisindeki problemler olsun. Bu sene kötüyüz. Şampiyonluk iddiamız yok ama bizim gönlümüzde zaten her Beşiktaş zaman, her zaman aynen öyle, her zaman şampiyondur. Bu maçta dileyince inşallah yenerek gitmek nasip olur. Gönlümüzün şampiyonu Beşiktaş her zaman, her zaman. Her zaman her yerde şampiyon Beşiktaş abi. Kalbimize gömdük onu. Ya, takımın genel durumu çok iyi değil ama böyle maçlar önemli. Çünkü böyle derbi kazanılınca zaferler takım birbirine bağlar. Bugünleri atlatmak için böyle galibiyetlere ihtiyaç var. O yüzden sezonu unutup bugün hep beraber olmak gerekiyor bence. Dediğimiz gibi zor bir süreçten geçiyor Beşiktaş. Ama derbilerin havası her zaman farklı oluyor. Yani biraz zamanı var evet dediğimiz gibi ama derbi maçları kazanmak her zaman bir artı oluyor bizim için. İnşallah daha iyi dönemlere giriş yaparız Beşiktaş'ta. Çok teşekkür ederim. Skor tahmini 3-1 Beşiktaş alır diyorum ben. Teşekkürler. Ben de 3-2 Beşiktaş alır diyorum. Başarılar diliyorum. Bugün nasıl bir maç bizi bekliyor? Koley de kadrodan çıkartıldı bildiğim kadarıyla. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Neler hissediyorsunuz? Ya şimdi şöyle, normalde bizim beklentimiz her zaman Beşiktaş'ın saldırması ve baskılı bir futbol oynaması. Ama tabii ki son dönemlerde biraz bunu göremiyoruz. Evet, takımımızda. Ya şimdi Trabzon'da bizim sevdiğimiz bir kulüp olduğu için güzel bir maç bekliyoruz. Nispeten güzel bir maç bekliyoruz. Yani teknik açıdan bilemiyorum tabii nasıl bir maç gerçekleşir ama güzel bir maç bekliyoruz yani. Güzel bir derbi izleriz inşallah. Kesinlikle. İnşallah güzel bir derbi izleriz. Biz de bugün bunun için buraya geldik. Bunun için toplandık. Bu heyecanımız bunun için. Ama şöyle de bir olgu var Beşiktaş'la alakalı. Arkadaşlarımıza en azından bunu belirtmek istiyorum. Beşiktaş bir kulüptür. Beşiktaş bir takım değildir. Biz ne kadar kupamız geriden ödüse, ne kadar puan kaybetse de, ne kadar kötü bir durumda olsa da her zaman onu desteklemeye devam edeceğiz. Bugünkü rakibimiz biraz dişli. Evet, Türkiye'nin 4 büyük kulübünden bir tanesi. Fakat elinden geleni yapacağını inanıyorum takımın çünkü Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Mini derbiden de alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyoruz. Bir skor tahmini var mı? Bir... Ben 2-1 diyorum. Ben de 2-1 diyorum. 2-1. 2-1 Beşiktaş yener diye düşünüyorum. Diye düşünüyoruz. İnşallah Allah gönlümüze göre verir yani. İnşallah. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Atmosferle başladı maç.
tehlikeli sekte ama Getson tehlikeye vurdu. Ortada bir maç geçiyor şu anda. İki takım da kontrolü oynuyor. Bu dakikalarda Trabzonspor baskıyı arttırdı. Üst üste serbest vuruşlar, korneller kullanıyor. Dakikalar 22'yi gösteriyor. Doğrudan dışarıya. Taraftarlar bir dakika sürdü. Müthiş bir destek var. Şu zamanlarda Beşiktaş'ın en ihtiyacı olduğu şey. Trabzonspor tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak. Edin Liska ve Bardi var topun başında. Bardi bıraktı. Edin Liska orta. Ama daha iyi olacak inşallah. Kötü başladık ama iyi gidiyoruz. Bu pozisyonda ilk yarı bitiyor. Güzel, keyifli bir ilk yarı oldu. Müthiş bir gol izledik gerçekten. İkinci yarıda görüşmek üzere. Abi nasıl buldun Beşiktaş'ı? Nasıl bir ilk yarı geçti sence? Öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş bizim canımız ciğerimiz. İyi günde de kötü günde de son nefesimizde de Beşiktaş. Bugünkü maça gelecek olursa Vodafone'da 7 maçları üst üste Trabzon'a kazanamamama bir serimiz var. Her şeyden önce bu çok büyük bir tedirginlik yaratıyor benim üzerimde. Kendi adıma söylüyorum. İnşallah bugün çok rahat bir şekilde Trabzon'u geçeceğiz. İlk yarıda da taraftar, takım gerçekten çok hoşuma gitti. İkinci yarıda golleri bulacağız diyorum. Golü demiyorum, golleri bulacağız diyorum. Peki, başarılar diliyorum. Teşekkürler, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Böyle bir tesadüfe denk geldiniz. Bunu özelleştirmek istedim. Beni kırmadı. Çok teşekkür ederim. Benim hayalim de bu. Yani hep Beşiktaş stadında yapmak istedim benim teklifini. Nasip oldu. Çok mutluyuz. Takım da öndeyken çok güzel bir duygu. Evet, aynen. 1-0 öndeyken çok mutlu olduk şu an. Yenge sen neler hissediyorsun? Yani ben de hiç beklemiyordum. Tamamen sürpriz oldu. Çok şaşırdım. Mutluluktan hayalim gidiyorum. Gerçek oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gel derim, ne demek.
çıkardı. Korneri çalmayı başardı. Atkı'da gelsin lan! Tribün şov devam ediyor. Dakika 83. Beşiktaş 2-0 kazanıyor. Beşiktaşlı taraftarlara, Beşiktaş'a çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.